Ülkemizde ve dünyada şu an koronavirüs diye bir grip türü mü artık desek ne desek bilmiyorum. Yani benzer semptomlar gösteren Yani bir virüs. virüs şu an acayip gündemde. İnsanlar panik olmuş durumda. Evlerinden çıkmaya korkar hale gelmiş durumdalar. Bunun için korona ve spor arasında bağlantı var mı? Ne yapmanız gerekiyor? Hani bu zamanlarda spor yapılır mı? Onunla ilgili biraz konuşmaya çalışacağız. Bir de benim tavsiyem özellikle sabah diyelim bir yerde bir koşu için açık bir alan vardır yürüyüş için. Sabah yarım saat açık havada oksijen, bol oksijenle beraber insanlara çok yaklaşmadan bir yürüyüş, koşu tarzı bir antrenman yaparsanız sonunda mekik, şınav, squat tarzı hani böyle barfix demir varsa barfix bedeninizi güçlendirici çalışmalar yaparsanız bu virüse karşı artı bir önlem almış olursunuz. Yani kanser hastası olsanız dahi bu tarz hani sabah saatlerinde ya da akşam saatte olur illa sabah diye şartlamayın. Bol oksijenli olan bir yerde yürüyüş yaptığınızda kanser hücrelerini dahi hani böyle bu yaşam tarzı parçaladığına dair çalışmalar var. Bu şekilde kendinizi beden direnciniz yükselttiğiniz için koruma altına almış olursunuz. Baktınız karşıdan biri geliyor. Kontrollü bir mesafe. Kontrollü bir şekilde. Yani es yapın, sıkıntı yok. Es yapın. Zaten dışarıda da artık insanlar maskeli bir şekilde gezmeye başladı. Maskenizi de takabilirsiniz. Yani problem yok. Varsa eğer şu an o fiyatlarla biraz olması zor da Aynen. yani takarsanız yine aynı sporunuzu yaparsınız. Bu şekilde bedeninizi güçlendireceğiniz için koronaya karşı artı bir önlem daha almış olursunuz. Hem de yıldızlı bir artı bir önlem almış olursunuz. Bağışıklık sistemi önemli. Bağışıklık sistemini de birçok şey hani olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Spor bunlardan olumlu etkileyenlerden bir tanesi. Dolayısıyla zaten eğer sizin hayat kültürünüz yani yaşam tarzınız, sosyal hayatınız buna elverişliyse ve düzenli olarak bir şeylerle uğraşıyorsanız, bedeninizi canlı tutuyorsanız bağışıklık sisteminiz zaten kuvvetlidir. O yüzden hani korona vardı yoktu işte atıyorum 2 ay sonra bitti vesaire eski yaşam tarzlarına dönmek yerine ileride çıkabilecek diğer işte salgınlara karşı ya da salgın olmasa bile normal rutin hastalıklara karşı da direncinizi artırmak için düzenli spor şart. Düzenli spordan kastımız da şu yani 7 tane gün var bir haftada bunun 3 günlüğü 2 günlüğü vaktinize göre 1 saat 1,5 saatlik böyle düzenli orta düzeyde bir antrenmanla bağışıklık sisteminizi beslenmenizle tabii ve işte alkol sigara gibi şeylerden uzak durarak yüksek seviyelerde tutabilirsiniz. Bugün korona var. Bunun için insanlar işte Mehmet'in dediği gibi dışarı çıkmıyor vesaire. Arkadaşlar bizim yapı olarak insan ve işte hayvanlara baktığınızda hareketli canlılarız. Spor bu hareketi sadece bilimsel olarak hani daha verimli hale getiren bir alan. Onun dışında yürüyüş yapabilirsiniz, koşabilirsiniz, işte bu tarz branşlarda uğraşabilirsiniz. Bunları yapmanız sizin için faydalıdır. Korona var diye kendi sağlığınızı Ufak bir şey cümle de yapmayın. katayım bitirelim arkadaşlar videoyu çok uzatmayalım. Şöyle ben yani şu yaşıma kadar ki genç sayılıyorum hala. SARS dünyada paniğini gördüm. Ebola'yı gördüm. Domuz gribi paniğini gördüm. Kırım Sonra Kongo vardı, kenelerden bulaşıyordu aynen vesaire. ama onu hani böyle havadan kapılan değil de bir hayvandan olarak Abi baksak. pikniğe gitmiyordu insanlar ya. SARS, Ebola, domuz gribi. Sonra bir tane daha. Mers'i Aynen. Bir tane daha vardı. Hani kuş gribini bu sınıfa koymayacağım. Böyle havadan direkt durduğumuz yerden alabildiğimiz bir sürü virüs gördük arkadaşlar. Ben bu yaşımda. Siz gençseniz eğer daha çoğunu göreceksiniz. Çünkü 3-4 yılda bir böyle bir şey çıkıyor. Ya insan hani bu şeyine girmek istemiyorum. İnsan kaynaklı mı bilmem. Gerçekten bu virüsün kendi mutasyonu mu falan. Sonuçta yine karşılaşacaksınız. Onun için bedeninizi kuvvetlendirmeye çalışın. Hani bunu ille bir salona gelip antrenman yapmak zorunda da değilsiniz. Kendi kendinize çalışarak öz disiplininizle bunu sağlayabilirsiniz. Kendinize en büyük yatırımı yapmış olursunuz. Spordan uzak durmayın. Kesinlikle spor yapmaya çalışın. Hiçbir zaman çok yüklenip böyle kendi vücudunuzu yormadığınız sürece pozitif, cidden çok pozitif etkisi olan bir şey. Japonya'da falan insanların yaşam ömrü çok uzun. Çünkü amcalar çıkıyor parkta sabahın bir vakti. Yani Antrenman yapıyorlar. Onun için 100 bin, 100 yaşın üzeri bir 100 sürü bin insan var. tane insan var. Bizim ülkede saysan böyle haberlere çıkıyor. Hani bir tane iki tane tek tük yakaladıklarında. Bu şekilde kendinize bakım yapabilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Daha önceki videolara kesinlikle göz atın. Çok fazla teknik video var. Bize hala eski videoların teknik videolarını soruyorsunuz. Onun için kanala bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.